Bir önceki derste 3'e 3 bir matris olan bu A matrisinin öz değerlerini bulmuştuk. Ne olması gerekiyordu? V sıfıra eşit olmayan bir vektör olmak üzere A'nın öz değeri olan lambda'nın yazdığım bu eşitliği sağlaması gerekiyordu değil mi? Sıfıra eşit olmayan bir V vektörü için lambda bu eşitliği sağlıyorsa bu eşitliği de sağlamalıdır demiştik. Ardından biraz vektörce bir işlemi yapmıştık ve sonuca ulaşmıştık. Dilerseniz o videoyu tekrar izleyebilirsiniz tabii. Şöyle demiştik. Bunun sıfıra eşit olmayan bir çözümünün olabilmesi için bu matrisin aşikar olmayan bir sıfır uzayı olması gerekiyor. Yalnızca tersinir olmayan matrislerin aşikar olmayan sıfır uzayı vardır. Şöyle de diyebiliriz, yalnızca determinantı sıfıra eşit olan matrislerin aşikar olmayan sıfır uzayı vardır. Bu gördüğünüz işlemi uygularsanız karakteristik polinomu elde edersiniz ve ardından özdeğerleri bulursunuz. Neydi o özdeğerler? Lambda eşittir 3 ve lambda eşittir eksi 3. Şimdi gelin bence daha da ilginç olan bölüme geçelim. Özvektörleri veya öz uzayları bulalım. Bu eşitliğe dönelim. Bu eşitlik herhangi bir özdeğer için geçerlidir. Bu diğer eşitlik de geçerlidir ama bu ilk eşitlik üzerinde işlem yapmak daha kolay. Herhangi bir öz değer için bu işaretlediğim matris ile özvektörün çarpımı sıfıra eşit olmalı. Bu matrisi bir önceki videodaki işlemlerimizden buraya kopyalayıp yapıştırdım. Sarus kuralını uygulamak için bu çizgileri çekmiştim. Onları görmezden gelin lütfen. Peki. Lambda çarpı birim matris eksi a işleminin sonucu işte gördüğünüz bu matris oluyor. Lambdalarımızdan her birini bu matrisi uygulayıp öz vektörleri yani öz uzayları da bulalım. İlk olarak lambdanın 3'e eşit olduğu durumu ele alalım. Lambda 3'e eşitse bu matrisi nasıl yazarız? Lambda artı 1, 4'tür. Lambda eksi 2, 1'dir. Lambda eksi 2, 1'dir. Diğer tüm terimler aynı kalacak, öyle değil mi? Eksi 2, eksi 2, eksi 2, 1, eksi 2 ve 1. Bu matrisin özvektör v ile çarpımının sonucu 0'dır. Şöyle de diyebiliriz. Özdeğer 3'ün öz uzayı yazdığımız bu matrisin 0 uzayıdır. Dikkat edin, A matrisinin değil. Bu matris lambda çarpı birim matris eksi A'ya eşit. Bu matrisin sıfır uzayı bir öz uzaydır. Yani v yerine yazabileceğimiz tüm vektörler lambda eşittir 3 öz değerinin öz uzayında bulunan öz vektörlerdir. Şimdi gelin onları bulalım. Bu arkadaşın sıfır uzayı indirgenmiş satır basamaklı biçiminin sıfır uzayına eşittir. O halde gelin bu matrisin indirgenmiş satır basamaklı biçimini yazalım. İlk olarak e, en iyisi aşağıya yazayım. İlk satırı aynen yazacağım. 4 eksi 2 eksi 2. İkinci satır yerine de ikinci satırın iki katı ile ilk satırın toplamını yazacağım. Eksi 2 çarpı 2 artı 4 sıfır eder. 1 çarpı 2 artı eksi 2 bu da sıfır. 1 çarpı 2 artı eksi 2 evet bu da sıfır. Üçüncü satır ikinci satır ile aynı. O nedenle o işlemleri ona da uygulayabilirim. Eksi 2 çarpı 2 artı 4, 0. 1 çarpı 2 artı eksi 2, 0. 1 çarpı 2 artı eksi 2, 0. Üstteki eşitliğin çözüm kümesi, altta yazdığım bu eşitliğin çözüm kümesiyle aynıdır. Yalnızca v olarak yazmak yerine matris gösterimini yazayım. V1, V2, V3 eşittir 0 vektörü, yani 0, 0, 0. Farklı biçimde yazdık. İkinci satırla üçüncü satır bize herhangi bir bilgi veremez. Bilgi verebilecek tek satır birinci satır. Buradan ilerleyelim. 4 çarpı v1 eksi 2 çarpı v2. Ee, bu aslında indirgenmiş satır basamaklı biçim değil ama öyle kabul edebiliriz. Üzerinde işlem yapmamız kolay sonuçta. Peki 4 çarpı v1 eksi 2 çarpı v2 eksi 2 çarpı v3 eşittir 0. Gelin bunları 4'e bölelim. Az önce de 4'e bölebilirdim tabii. Bu durumda şimdi bölmek zorunda kalmayacaktık. Neyse 4'e bölersek ne olur? v1 eksi 1 bölü 2 v2 eksi 1 bölü 2 v3 eşittir 0. Buradan v1 eşittir 1 bölü 2 v2 artı 1 bölü 2 v3 deriz. Bu iki terimi eşitliğin her iki yanına da ekledim. Diyelim ki v2 e, neye eşit olsun? Rastgele bir şey yazabilirim. Diyelim ki a olsun v3 de b'ye eşit olsun. Bu durumda v1 de 1 bölü 2a artı 1 bölü 2b'ye eşit olur. Lambda eşittir, 3'ün öz uzayı da şuna eşittir. v1, v2, v3 eşittir. a çarpı v2, a'ya eşit öyle değil mi? O halde v2, a çarpı 1'e eşittir. v3'ün içinde hiç a yok. O halde a çarpı 0'dır. Artı b çarpı v2 a'ya eşit. v2'nin içinde hiç b yok. O halde 0 yazarız. v3 de 0 çarpı a artı 1 çarpı b'dir. v1 de 1 bölü 2 çarpı a artı 1 bölü 2 çarpı b'dir. 1 bölü 2 ve 1 bölü 2. Ne diyoruz? Lambda eşittir 3'ün öz uzayı bu yazdığımız koşulu sağlayan tüm v1, v2 ve v3 vektörlerinin kümesidir. Tabi a ile b gerçek sayılar kümesinin birer elemanıdır. Bunu da unutmayalım. Her şeyi matematiksel olarak doğru ifade etmekte yarar var. Bu eşitliği sağlayan her vektör bir öz vektördür. Lambda eşittir 3 öz değerinin öz vektörüdür. Bu vektörlerden herhangi birine matris dönüşü işlemi uygulamak istersek, onları 3 ile çarpmamız gerekir. Hemen yazalım. Lambda eşittir 3'ün öz uzayı eşittir. Bu arkadaş ile bu arkadaşın tüm olası doğrusal kombinasyonlarının gerdiği uzaydır. 1 bölü 2, 1, 0 ve 1 bölü 2, 0, 1. Bu öz uzaylardan yalnızca biridir. Lambda eşittir 3 öz değerinin öz uzayıdır. Bir de lambda eşittir eksi 3 için olanı yazalım. Lambda eşittir eksi 3 ise buraya yazayım. Evet bu boşluk yetecek gibi. Lambda eşittir eksi 3 için bu matrisi şöyle yazarız. Önce köşegeni yazayım. Eksi 3 artı 1 eksi 2, eksi 3 eksi 2 eksi 5, eksi 3 eksi 2 eksi 5. Diğer terimler değişmeyecek. Eksi 2, eksi 2, 1, eksi 2, eksi 2 ve 1. Bu matrisi neyle çarpacağız? Lambda eşittir eksi 3'ün öz uzayında bulunan vektörlerle çarpacağız. Eşittir 0. Bu gösterdiğim eşitlik üzerinden ilerliyorum. Bu eşitliği de şu eşitliği kullanarak türetmiştik. Lambda eşittir eksi 3'ün öz uzayı bu matrisin sıfır uzayıdır. Yani bu eşitliği sağlayan v vektörleridir. Bu matrisin sıfır uzayı indirgenmiş satır basamaklı biçiminin sıfır uzayına eşittir. Gelin bu matrisin indirgenmiş satır basamaklı biçimini de yazalım. İlk satırı aynen yazacağım. Normalden biraz daha küçük yazacağım çünkü çünkü buradaki boşluk sanki yetmeyecek Evet Eksi 2, eksi 2, eksi 2 hmm. En iyisi şöyle yapayım Bazı adımlar atlayarak gideceğim İlk satırı eksi 2'ye bölelim Ve böylece 1, 1 ve 1 yazalım Şimdi de birinci satırdan ikinci satırı çıkarıp sonucu ikinci satır olarak yazalım. Eksi 2 eksi eksi 2 sıfır eder değil mi? Evet. Eksi 2 eksi eksi 5 artı 3. Eksi 2 eksi 1 ise eksi 3. Üç. Üçüncü satırı başka bir renkle yazayım. Aynı işlemi uygulayacağım. Birinci satırdan üçüncü satırı çıkarıp üçüncü satırın yerine yazacağım. Eksi 2, eksi eksi 2, 0 eder. Eksi 2, eksi 1, eksi 3 ve eksi 2, eksi eksi 5, artı 3 eder. Şimdi de buradan sonrasını iki aşamada yapalım. İlk satır 1, 1, 1 aynen kaldı. Üçüncü satır yerine de ikinci satır ile üçüncü satırın toplamını yazalım. Böylece tüm terimler birbirini götürür ve üçüncü satırın tümü sıfır olur. İkinci satırında 3'e bölüp sonucu ikinci satır olarak yazalım. Ne olur? 0, 1 ve Eksi 1. Evet çok az kaldı. Bundan sonrasını turuncu renkle yazacağım. Birinci satırdan ikinci satırı çıkarıp sonucu birinci satır olarak yazayım. Ne olur? 1, 0, 1 eksi eksi 1, 2 iki eder. İkinci satır 0, 1 ve eksi 1. Son satırda 0, 0, 0. Yukarıda eşitliği sağlayan v vektörleri bu yeni eşitliği de sağlar. Bu matrisin sıfır uzayı, onun indirgenmiş satır basamaklı biçimi olan bu matrisin de sıfır uzayıdır. v1, v2, v3 eşittir 0, 0, 0. Bu eşitliği başka bir yere taşıyayım çünkü burada hiç yerim kalmadı. Aşağıda yığınla boş yerim var. Evet oraya taşıyayım. Bu eşitlik lambda eşittir eksi 3 için geçerli. Buraya yazayım ki hemen üzerinde yazdıklarımızla ilişkili olmadığı daha iyi anlaşılsın. Evet peki. Bu eşitliği sağlayan tüm v1, v2 ve v3 vektörleri nelerdir? Diyelim ki v3 t'ye eşit olsun. v3 t'ye eşitse diğerleri için ne yazabiliriz? İkinci satıra bakarsak v2 eksi v3 sıfıra eşittir. 0 Sıfır çarpı v1 artı v2 eksi v3 eşittir sıfırdır. Bu da şu demek v2 eşittir v3 tabii ki ikisi de t'ye eşit. İkinci eşitlik böyle. Üçüncü eşitliğimizi de yazalım v1 çarpı 1 artı 0 çarpı v2 artı 2 çarpı v3 eşittir 0. Bu da şu demek, v1 eşittir eksi 2 v3, o da eşittir eksi 2t. Lambda eşittir eksi 3'ün öz uzayı, şu koşulu sağlayan tüm vektörlerin kümesine eşittir. Nedir o koşul? Yazalım. v1, v2, v3 eşittir T çarpı, V3 yerine T yazacağız, V2'nin de T eşit olduğunu bulduk, V1'i de eksi 2T olarak bulduk, öyle değil mi? Tabii, e, T gerçek sayılar kümesinin bir elemanı olmak koşuluyla. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Lambda eşittir, eksi 3'ün öz uzayı şuna eşittir, eksi 2, 1, 1 vektörünün gerdiği vektörlerdir. Evet ilginç bir sonuç çünkü bu vektörü bu vektörlerden biriyle çarparsanız sonucun sıfır çıkacağını düşünüyorum. Öyle mi acaba? Eksi 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1. Evet eksi 1 eder. Buradan da artı 1 gelir toplarsak sıfır eder. Diğer vektöre de bakalım. Evet, evet her ikisiyle de çarpımının sonucu sıfır ediyor. O halde bu doğru bu uzaya diktir. Çok ilginç değil mi? Gelin gözümüzde iyice canlanması için grafiklerini çizelim. Elimizde 3'e 3 A matrisi vardı. Bu matrisin dönüşümü reküp uzayındadır. Ayrıca matrisin iki özdeğeri var ve bu özdeğerlerin her birinin öz uzayları var. Özdeğer değer 3'ün öz uzayı reküp de bir düzlemdir. Öz değer 3'ün öz uzayı işte bu düzlem. Çizeceğim bu iki vektör de bu düzlemi gerer. Rastgele iki vektör çiziyorum. Lambda eşittir eksi 3'ün öz uzayı bir doğrudur. Bu düzleme dik olan bir doğrudur. Bu çizdiğime benzer bir doğru. Bu vektörün gerdiği bir doğru. Bu vektörü çizseydim böyle bir şey olurdu herhalde. Bu vektör faktör bu doğruyu gerer. Bu doğru lambda eşittir eksi 3'ün öz uzayıdır. Öz değerleri ve öz uzayları doğru mu bulmuşuz emin olmak için şuna bakacağız. Bu düzlem üzerinde herhangi bir vektör ele alalım. Bu vektöre x vektörü diyelim. Bu vektöre dönüşüm uygularsak onu a ile çarparsak o vektörün 3 katını elde ederim. Çünkü bu vektör lambda eşittir 3'ün öz uzayında bulunuyor. Bu nedenle x'i a ile çarpmak demek x'i 3 ile çarpmak demektir. Bu vektör a çarpı X vektörü, bu tüm vektörler için geçerli. Diyelim ki X vektörü bu olsun, A çarpı X vektörü bu vektörün 3 katıdır. Şimdi de bu vektörlere bakalım. Lambda eşittir eksi 3'ün öz uzayında bulunan bir vektöre dönüşüm uygulayalım. Diyelim ki X vektörü bu olsun, X'e dönüşüm uygularsak tam ters yönde ve 3 katı büyüklüğü de bir vektör elde ederiz. Yani... Yeni vektör de bu doğru üzerinde yer alır ama yönü aşağı doğru olur. İşte bu vektör a çarpı x'e eşit olur. x'in 3 katı uzunluğundadır ama tersi yönündedir. Çünkü lambda eşittir eksi 3'ün öz uzayında bulunuyor. Evet bence. Bu derste epey bir ilerleme kaydettik. 3'e 3 bir matrisin öz değerlerini bulmakla kalmadık, tüm öz vektörleri de bulduk. Gerçi sonsuz sayıda öz vektör vardır ama öz değerler olan 3'e ve eksi 3'e karşılık gelen 2 adet öz uzay bulunur. Peki, sonraki derste görüşmek üzere.